Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlere M2 harddisklerde bu son çıkan M2 SATA denilen harddisklerden bir önemli bilgiyi nasıl kurtarırız onu anlatacağız. Bu bilgisayarda şu gördüğünüz bilgisayar arkadaşlar donanımsal anakarta bağlı bir arıza mevcut idi. Hiçbir şekilde açılmıyor. Normal yollarla açılmadığı için bizim de şu bilgisayarın içinde bulunan M2 SATA harddiskte bulunan bilgileri, özellikle masa üstünde bulunan bilgilerimizi, çok önemli bilgilerimizi almamız gerekiyor. Bunu nasıl yaparız? Onu kısaca anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu işlem için öncelikle bu anakartımızın üzerinde bulunan bu M2 harddiski şöyle zarar vermeden tek vidası oluyor bunların genellikle. Şöyle basitçe bir şekilde sökeceğiz arkadaşlar. Yuvasından çıkartacağız. Şöyle RAM takar gibi. Şu gördüğünüz harddisk. Daha sonra bunu elimize alıyoruz arkadaşlar. Size şöyle bir bu cihazı, yani bu harddiski şöyle takıp taktıktan sonra bizi şöyle anam babam SATA'ya çevirecek şu elektronik kart, dönüştürücü kart lazım. SATA 3'ten M2'ye SSD adaptör diye ismi var şöyle gördüğünüz gibi. Ben bunu internetten temin ettim. Bu işler için kullanıyorum. Yaklaşık 30-40 lira civarında bir ücreti vardı bu zamanlarda yeni çıktığı için. Ben bunu montajını yapıyorum. Bilgisayara normal şu gördüğünüz power ve data kablosuyla takıp ikinci harddisk olarak gösteriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi dönüştürücü kartı harddiskimizi taktık. M2 harddiskimizi. Normal eski şu gördüğünüz eski harddisklerdeki SATA kablosunun power ve datasına da taktık. Bilgisayarımızı açacağız şimdi. Bu cihaz hiç açılmadığı için mecbur bu şekilde. İşinize bu dönüştürücü görecek arkadaşlar. Cihazımızı açıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu benim kendi harddiskim. Windows yedek bilgisayarımın harddiski. Bu da bu taktığımız harddiskin kendisi. Ben kendi harddiskimden cihazımı açtım. Evet, bilgisayarımızı açtık. Şöyle benim kendi bilgisayarımın CVD'si. Şu da görmüş olduğunuz dönüştürücüyle beraber taktığımız M2 harddiskin içinde bulunan dosyalar. Şöyle açıp normal bilgisayar şeklinde içindeki bilgileri görebilirsiniz. Hiç açılmayan M2 SATA'ya sahip bir bilgisayardaki verileri en kolay kurtarma yolu bu arkadaşlar. Emanet alıp şu karttan bulup emanet de alabilirsiniz, satın da alabilirsiniz. Bilgileriniz çok çok önemliyse 30-40 lira verip alırsanız işinize çözecektir. Tabi bunu farklı kurtarma yöntemleri de illaki vardır. M2 girişi olan bir notebook bulursanız normal kendi 2.5 inç olan şu harddisk yerine Windows'u kurulu olup da M2 boşu, M2 tarafı boş olanları takıp aynı benim yaptığım bu yöntemle de alabilirsiniz. En kolay yöntem biraz bu gibi geliyor. M2 ve normal harddisk yuvası boş olan bir bilgisayar bulmanız daha zor olabilir. Bu şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum.